Çünkü Nagihan'a şu an itibariyle kamuoyunda beklenti oluşturan ve beklenen, kamuoyunda bedelli askerlik olarak bilinen fakat içerisinde daha farklı alanları da düzenleyen teklifimizi meclis başkanlığına teslim etmiş bulunmaktayız. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır. Dün basında da çeşitli alanlarda bazı detaylar yazıldı. Ben size teklifteki rakamları teyit etmek istiyorum. Bu teklifle beraber 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Burada bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25 ifade ediliyor ama öncesinde kapsamaktadır. Üst, en genç yaş 25 olarak bu tekliften faydalanabileceklerdir. Engelli olup da askeri elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber bu askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. İşte bedeli ödemek şartıyla. Bunlar tabii 28 gün temel askerlik eğitimine tabi olmayacaklar. Diğer bütün bu teklif kapsamında istifade edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklardır. Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımızla ilgili de 2000 euroluk bir bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle bu temel askerlik eğitimini almış olacaklardır. Teklif içerisinde Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren 6 madde bulunmaktadır. Bunlar Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi adında bir şirket kurulmaktadır. Bu yurt dışı sağlık hizmetleriyle alakalı ülkemize özellikle sağlık turizminin geliştirilmesi, sağlıkla ilgili yurt dışından hastaların gelmesini geliştirecek çalışmaları yapacak bir şirket olarak planlanmaktadır. Bunun yönetimi Sağlık Bakanlığı'na, hisseleri ise yani sahipliği ise Hazine Maliye Bakanlığı'na aittir. Yine buradaki diğer maddelerimizde özellikle kamuda yetişmiş olan, kamu hastanelerinde yetişmiş olan yüksek nitelikli ve özellik gerektiren bazı cerrahi operasyonlarda ve ameliyatlardaki yetişmiş personelin, yetişmiş hekimlerin kamuda kalmasını teşvik edecek ve kamuda yetişmiş hekimlerin özel sektöre gitmesini önleyecek ve daha kamunun daha rekabetçi olmasını sağlayacak düzenlemeler bulunmaktadır. Yine Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı'nı ilgilendiren yasa dışı bahisle mücadele konusunda da 5 maddemiz bulunmaktadır. Bunlar da özellikle ciddi bir rakama ulaşan bu Spor Toto'yu ilgilendiren alanda yasa dışı uygulamalar gözlemlenmektedir. Ve buradan elde edilen kaynaklar teröre finansman olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla bununla alakalı mücadele konusunda Spor Toto'yu ilgilendiren 5 maddelik bir düzenleme de yine paketin içerisinde bulunmaktadır. Benim sizlere şu an itibariyle paylaşacağım bunlardır. Bir de paket içerisinde Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren ve subay, silahlı kuvvetleri subay kazandırma programı noktasında 3 maddelik bir düzenleme vardır. Bunlar kara, hava ve deniz kuvvetlerini ilgilendiren düzenlemelerdir. Teklifimiz toplam 18 maddeden, yürürlük ve yürütme maddeleri dahil 18 maddeden oluşmaktadır. Kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanaatleri doğrultusunda işlem yapılıp kanunlaşmasını beklemekteyim. Ve bu kanun teklifinin gerçekleşmesiyle beraber toplumda pek çok sorun alanı ve beklenti de karşılanmış olacaktır. Tekrar milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, şu an itibariyle arkadaşlar teklifte 28 gündür. Şu an bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimi talep edilmektedir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yerine getirecektir bu kanun teklifinden faydalanmak isteyenler. Burada şunu söylemek lazım. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri de fes olmamış olacaktır. Dolayısıyla rahat bir şekilde askerlik görevlerini bu 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir. Engellilerden de bu ücreti yatırmaları durumunda bu ücret alınacaktır. Fakat 28 günlük temel askerlik eğitimine onlar tabi olmayacaklar. 31 Aralık'tan önce dediniz. 31 Aralık ve öncesi doğrudur. Evet. 93'ler dahil. 31 Aralık 1993 ve öncesi 92, 91, 90 diye gidiyor. Efendim ne kadarlık bir katılım bekleniyor ve ekonomik olarak ne kadarlık bir katkı sağlanacak?
Değerli arkadaşlar, bundan önce yapılan düzenlemede takriben 200 bin kişinin müracaat ettiğini görüyoruz. Burada daha fazla bir rakamın müracaat etmesini beklemekteyim. Onu ifade etmek isterim. Şu an itibariyle 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendiren bir düzenlemedir bu söz konusu olan düzenleme. Ve katılımı hep beraber göreceğiz ama geçmiş dönemlerdeki katılımın çok çok daha üzerinde olacağını düşünüyorum. Hem yaş hem bedel konusunda önemli bir düzenleme ve vatandaşlarımızın Kahir ekseriyetinin istifade edebileceği şekilde düşünülen bir çalışmadır. Şimdi arkadaşlar burada sistemli bir şekilde bu illegal oyunlarla mücadele söz konusudur. Bunda bakanlığın ihtiyaç duyacağı yetkileri bu teklif içerisinde koyduk. Yani bakanlık bununla ilgili nasıl bir mücadele yapması gerekiyorsa, hangi enstrümanlara ihtiyaç duyuyorsa tüm bu enstrümanlar ilgili maddelerde teklif içerisinde konmuştur. Tabii ki takdiri Yüce Meclis verecektir. Ama ihtiyaç duyacağı bütün yetki ve düzenlemeler teklif içerisinde vardır. Bunun içerisinde oranı da dahil edebilirsiniz. İşte orandaki ikramiye dağıtım oranlarında artırma söz konusu. Yine aynı şekilde mücadele noktasında sistematik olarak ihtiyaç duyduğu yetkiler de bakanlığa verilecektir. Efendim, silah altında olan 25 yaş üstündeki vatandaşların yararlanması söz konusu mu? Şu an mevcut teklifimizde bu dediğim tarihten önce olanlar zaten başlamamış olanlar müracaat edebilecekler. Dolayısıyla askerlik hizmetine başlamamış olanlar bu tekliften istifade etmiş olacaklardır. Başlamış olanlar zaten bir süreç içerisinde. Buradan bir örnek vereyim. Şimdi tabii hava kuvvetlerinde subay edinme programları yapılmaktadır. Yine aynı şekilde kara kuvvetlerinde subay edinme programları uygulanmaktadır. 2, 3 ve 4. sınıflardan belli şartlarda Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi'ne bu öğrenciler gelebilmektedir. Bununla alakalı bir süre uzatımı söz konusudur. Çünkü 2020 yılına kadar şimdi bir yetki veriyoruz. Yine 2, 3 ve 4. sınıflardan subay edinme programı kapsamında çeşitli üniversitelerden kriterlerini taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre buradan bir temin söz konusu olacaktır. Aynı şekilde hava kuvvetleri noktasında pilot eğitimi konusunda yaptığımız düzenlemeler vardı. Burada gözlemlenen bazı eksiklikler vardır. Bunların giderilmesi konusunda sistemin daha verimli çalışması noktasında yapılan düzenlemeler vardır. Yani program başladıktan sonra temel zorunlu programa zorunlu hizmet süresi hava kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra eğer oradaki sınavları, oradaki testleri geçemiyorsa diğer sınıflara ayrılıyor. Oradaki uygulamalar nasıl olacaktır? Benzeri teknik bir düzenleme söz konusudur. Aynı şekilde deniz kuvvetleri ile alakalı da bu bulunmaktadır. Evet, bununla ilgili arkadaşlar usul ve esasları belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na verilecektir. Yani kendileri imkanları çerçevesinde bu görevi müracaat eden vatandaşların nerede yerine getireceği ile alakalı yeri onlar belirleyecektir. Dolayısıyla işin yapılması ve teknik boyutuyla ilgili yetki bakanlığa verilmiştir. O bizim işimiz değildir. Diğer dediğiniz konuyla alakalı da bunu Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir yapılacak görüşmede belli olabilir. Evet. Efendim, 1 Ocak 1994 doğumluların dahil olması söz konusu olabilir mi? İşte bir günden mevcut teklifimizde arkadaşlar bu konunun 1 Ocak'a koyarsınız 2 Ocak da bir gün der. 2 Ocak'a koyarsınız 3 Ocak da bir gün der. Bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız. 5 Ocak'a koyarsınız 6 Ocak bir günle kaçırdım der. Dolayısıyla bir noktada bunun kesilmesi gerekiyor. Teklif 31 Aralık 1993 ve öncesidir. 1 Ocak 1994 veya 95 gibi bir uzatma yapılmayacaktır. Bunu kamuoyunun bilmesini özellikle isterim. Yani yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay veriyoruz. Bununla ilgili bir değişiklik şu an öngörmüyoruz. Temel askerlik eğitiminin her vatandaş tarafından yaptığımız görüşmelerde de Milli Savunma Bakanlığı'ndan da tabii ki bu teklifleri hazırlıyorken ilgili kurumların da görüşünü almak durumundayız. Onların da görüşünü aldık. Dolayısıyla Silahlı Kuvvetler, Genelkurmay Başkanlığı onların da görüşleri doğrultusunda bir görüş alıyoruz. Ona göre bu teklif hazırlanıyor. Dolayısıyla 28 günü ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz ve her vatandaşımız işine biraz bir aylık bir ara vermek suretiyle bu görevini ifa edecektir. Zaten burada bir kolaylık da verilmektedir. Hem kamuda hem özel sektörde çalışan vatandaşlarımız için ücretsiz izin söz konusudur. Yani geldikleri zaman tekrar işlerine başlayabileceklerdir. Askerlikten dolayı işlerine iş akitlerinin feshedilmesi gibi bir durum asla söz konusu
değildir. Hazine Bakanlığı'na aktarılacak ve orada savunma sanayi veya silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları konusunda Cumhurbaşkanı'na bir yetki verilmektedir. Ödene koyma noktasında Cumhurbaşkanı yetkili kılınmaktadır. Oradaki ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanı'na bir burada yetki veriliyor ve Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği istikaklara göre burada bir dağılım söz konusu olacaktır. Ama vatandaşlar ücretin yatırdıkları zaman direkt Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın hesaplarına bu yansıyacaktır. Oradan dediğim gibi Cumhurbaşkanı'na yetki verilmek suretiyle ilgili alanlara aktarılması söz konusu olabilecektir. Onun içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle o dönem şartları içerisinde hazırlanan tekliftir. Hayat dinamiktir. Kanunlar da dinamiktir arkadaşlar. İhtiyaçlara göre değiştirilirler, şekillendirilirler. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bugün ülkemizdeki genel durum noktasında 28 günlük temel askeri eğitimin gerekli olduğu kanaatindeyiz.